Merhaba arkadaşlar. Bugün yazın gelmesiyle birlikte size çok güzel bir tarif önereceğim. Evde doğal meybuz yapma yöntemini göstereceğim. Bunlar çeşitli alışveriş sitelerinde de bulunuyor da. Bu 1 milyoncular tarzı plastik satan, malzeme satan yerlerde de var. Bu bir çeşit meybuz hazırlama aparatı. Sizin de gördüğünüz gibi. Ben daha önceden bir bardak limon suyu hazırladım. Normal limonu sıktım. İçine az bir şey sitrik asit, yani limon tuzu, biraz da şeker koyup karıştırdım. Suyla karıştırdım. Bu şekilde limonata yaptık. Burada da evde kendiniz de yapabilirsiniz. Normal karışık meyve suyu var. İşte portakal, şeftali, o tür şeylerle kendiniz de yapabilirsiniz. İlk olarak ben içine biraz limonata koyacağım. Evet, başlıyoruz. Hop, biraz daha koyalım. Bu aparat çok güzel. Ana, taşıyor lan. Taştı. Bu aparat bayağı güzel bir aparat. Ben çok beğendim. Anneleriniz size şey için kızabilir. Hani buz yenir mi bu yazın ortasında falan, ama bunu anne babanız da izinli bir şekilde yaparsanız çok iyi olur sizin adınıza. İçine meybuzlarımızı koyuyoruz. İstediğiniz çeşitte meyve suyundan, ya hazır meyve sularından da oluyor da ben onları pek tavsiye etmiyorum. Kendiniz yaparsanız daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Çünkü normal hazır meyve sularının içinde bir sürü şeker var. Çok fazla şeker var. Zararlı şekerler var. Mesela size şöyle söyleyeyim. Evde yapılmış limonata. İçine multivitamin tableti atıp vitamin ve mineral bakımından zengin bir meybuz hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar, sizin de gördüğünüz şekilde bu şekilde kaplarımızı doldurduk. Bu kaplarla sadece meybuz yapılmıyor arkadaşlar. İçine normal dondurma koyup külahta veya saplı dondurma da yapabilirsiniz. Yani süt, salep, vanilya vesaire vesaire kaynatıp daha sonra bu kaplara doldurup kendinize dondurma yapabilirsiniz. Bunu böyle çıkardığınızda direkt külahıyla birlikte çıkacak. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken şey bunu dondurucuya koymak ve yaklaşık olarak 4-5 saat bekleyeceğiz donmasını. Donduğu zaman tekrar burada görüşürüz. Güle güle. Meybuzlarımız hazır. Limonlu ve portakallı meybuz. Bakalım nasıl oldular acaba? İlk limondan başlayalım. Çıkarmakta zorlanıyorum. Onun için biraz suya koyup kenarını çözdükten sonra hop, kolaylıkla çıkıyor. Sizin de gördüğünüz gibi bu bir limonlu meybuz. Isıralım. Ferahlatıcı. Sırada bir tane de portakallı var. Onu da biraz şöyle bir yarım suyun içinde çırptıktan sonra. Çok soğuk. Evet arkadaşlar, bunlar meybuz. Nasıl yapıldığını gördünüz. Umarım evde siz de bunları yapabilirsiniz. Aslında evde küçük buz kalıpları olur ya, annelerimiz su dondurmak için buz kalıbı, buz kalıpları var. İçine ufak kürdanlar koyun, meyve sularınızı içine dökün, dondurucuya koyun. Elinizde size yazın serinletecek minik meybuzlarınız olur. Bakalım, Muhammed'in bir tane istiyordu, ona bir tane. Bir tane. Ya evet, sarı istiyormuş. Sarı evet. Çıkarmak biraz zor oluyor ama sallayınca çıkıyor. Evet. Bakın. Oh, süper. Buz gibi. Şimdi video çektikten sonra biz bu altısını da yiyeceğiz. Hava çok sıcak çünkü. Evet arkadaşlar. Umarım bu meybuzlu videomu beğenmişsinizdir. Nasıl meybuz yapıldığını öğrendiniz. Bu kabı satın almak isterseniz internette sizin için araştırıp videonun altına linkini koyacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Tekrar görüşünceye deyin kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.